Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Hepsi Cunuz kanalıma hoş geldiniz canlarım. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Allah'ıma çok şükür. Bugünlerimizi Allah aratmasın. Sizlerden de Allah razı olsun. Kanalıma çok yeni gelen takipçilerim var. Ne oldu oğlum? Ha kızım. Hoş geldiler onlar da. Sefalar getirdiler. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Allah razı olsun. İyi ki geldiniz. Sağ olun, var olun. Biz de canlar kahvaltımızı yaptık sabahlan. Vallahi ben bir bardak çay içtim. İster inanın, ister inanmayın. Onu da zorlan içtim. Hiç yiyesim yok bir şey bu sabah. Akşam geç yedik. Ondan mı bilmiyorum. Havalar sıcak canlar. Çok da sıcak Türkiye gibi değil. Gene şükür olsun bu duruma da. Dedim yapayım bir su böreği, bir tepsi cuk yapayım, bir tepsi kadar. Abla ayarladım şeylerimi, kaplarımı. 5 yumurtalan yapacağım. Ben sizler nasıl yaparsınız bilmiyorum. Benim o tepsim bu kadar alacaklarım. Hemen dedim sizlerle beraber böyle güzel bir su böreği yapalım. Aslında tavada yapmak isterim, tavada su böreği. Ama o tavadakini de çocuklar sevmiyorlar. Nerede yapayım diye düşünüyorum da bismillahirrahmanirrahim. Aha da bakabilirim. Vurdum ha. Görmedi o zaman neyse. Görmediniz daha iyi oldu. Boş ver. Allah yumurta yavrumdur. Sizler görmediniz ama yumurta yavruya fazla vurdum herhalde. Fazla da vurmadım. Yok çatlaktı sanırım. İçinin beyaz af de oraya birazcık. Sarısını hemen topladım aldım. Şöyle canlarım. Dedim değişiklik olsun ya bir içecekle ya çayla mı, çay da hava çok sıcak etkiliyor. Ne bileyim ben. Bugün de bunu yapayım dedim açıkçası. Şöyle tuzunu da canlarım atacağım. Bundan çok akmayın, çok dökürüm diye zannetmeyin. Şöyle bir çırpacağım canlarım. İnşallah kameramı güzel ayarlamışımdır. Dün bir kamera gördüm çarşıda canlarım. 600 euro. Şu kadar. Ama bu bizim işimiz değil canlarım. Bu video çekmek, diğer bir video üretmek gerçekten veri yiğidin harcı değil. Çok zor. Ondan da bilgisayara yüklemek daha zor. Ben telefondan çekimlerimi yaparım ama telefonum iyi telefon. Güzel çektiğine inanıyordum. Sizler de beğenir misiniz? Çekimleri, görüntü kalitesini bilmiyorum. Ama gerçekten inanın en iyisi yani. Bundan iyi bir çekilecek durum yok. Kameradan da çekersem bilgisayara yükleyeceğim. Oradan oraya. O benim işim değil canlar. Onu ben yapamam. Unuttum abi yüzümü çıkartma. Bunu çıkarayım canlarım. Sanki de hava kapanı tekrar geri hava açay. Bismillahirrahmanirrahim. Ben su bir şey koymuyorum canlarım, görüyorsunuz. Sade yumurta, tuz, un. Yumurtalarımız da gerçekten köy yumurtası gibi sapsarıydı. Dün Erdoğan iyisinden aldıydı yumurtayı. Beş altı tane yumak olsa yeter. Fazla bile yani. Bu kadar azı. Çok sert bir hamur yapmayacağım. Sizlerin yorumlarına canlarım çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Ben sizlerle gurur duyarım. Allah razı olsun. Hepi sözden. İyiden de, kötüden de, iyi düşünenden de, kötüden de, herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim sizlere. Bakayım bu bir avuç hamuru hak edebileceğim mi bugün? Çok merak ediyorum. Hiç halsiz olan adam kahvaltıyı zor hazırlayan Filiz kalktı su böreği yapma işte. Deliluk paralan değil. Ben derim ya beni tam akıllı sanatma diye. Aynen öyle. Şöyle
Daha su dökmüşüm ama bu iyice ne yorulacak. Bu kadar yeter canlarım. Daha su. Bak akla bak. Daha un dökmüşüm. Bu biraz zor açılıyor biliyorsunuz. Su böreği hamuru birazcık sert oluyor. Değişiklik olsun. Ne yapalım? Şurayı bir alayım şimdi. Oy anam 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 anam. Oy. Bakın canlarım hamur bu kadar geldi kendine işte. Buna maya bir şey koyulmayı tabii ki. Şöyle eze eze yoğuruyorum onu ben. Dediğim gibi bir tepsiye bu yeter canlarım. Çok öyle kalın bir su böreği de yapmayacağım. Şöyle öğün savuşturmak yani amacım. O da yer salır. Evet. Bakın canlarım şöyle. Aynı ayarladığım gibi oldu kıvamı. Ben buraya bir toplayayım. Evet canlar. Tahtama da azıcık şey un sürdüm. Bunu şimdi açmadan hemen suyunu koyacağım üstüne. Sizler neler yapıyorsunuz, ne yetiyorsunuz, nerelerden yazıyorsunuz? Yeni gelen takipçilerim, hoş geldiniz aramıza, sefalar geldiniz. Sizlerin de hastalarına şifalar diliyorum. Yazıyorsunuz bana, sizlerde de çok hastalar var canlarım. Herkese geçmişler olsun inşallah. Tepsim de bu. Çok büyük değil görüyorsunuz. Şöyle haşlama suyunu da üstüne koyuyorum. Az olduğu için bunu da haşlayabilirim diye düşünüyorum. Dolduracağım bunu ama tam. Zaten sıcak suyu da açtım. Güzel kaynayacak. Su böreğinin suyu çok önemli canlarım. Çok güzel kaynaması lazım. Fokurdayan suyun içine atacağım tabii ki. Bilenler var. Bazen böyle dedim mi Dile bana ki çok bilmişlik yapıyorsun. Her şeyi ince ayrıntısına kadar söylemek zorunda mısın? Söylüyorum. Uyla yazayla bazen. Yani binde bir. O da, onu da normal görüyorum. Söylemiyorum. Filizciğim yazayla. Ne kadar güzel. Kelimeler yazanla da var. Filizciğim söylemedin canım benim. Bunu da söyleseydin işte ben bilmiyorum gibisinden yazanla da tabii ki var. İşte yorumlarda bile kimin ne olduğu belli oluyor da canlarım. Ben alışmışım 5 yıldan beri böyle yorumlara. Bunların olacak olduğunu da bilirim. Yani yapacak bir şey yok. Ya bu deveyi mi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin gibi de doğru mu söyledim de bilmiyorum da. Bunları canlarım ben bakın bu kadar büyütüyorum. Bana çok kolaylık oluyor. Onlar da kendilerine daha çok veriyor hamurların. O zaman daha iyi oluyor. Önce hamurlarımı büyütüyorum bu kadar çok. Çubuğa sarılacak kadar. Ondan sonra açarım canlar iyi olur. Şöyle. Fazla yapsam 2-3 tepsi o zaman böyle yapmıyorum. Yalan yok.
Öyle eski kafama. Nereden de çıktı bu işte, böyle bir kafamda börek mörek işi asla yoktu bugün. Aklıma geldi. Dedim kafamı da yapayım. Buna kim bilir. Kimisi suda koyar, ılık su yoğururken. Ben de bazen koyduğum şeyler oluyor, tarifler oluyor ama buna koymayacağım bugün. Geldi bir demir, bunları da yapayım. Evet abalarım, kardeşlerim, abilerim. Abilerim de yaz aile bize çünkü. Bir iki yazan abimiz var. Onlara da selam olsun. Dediğim gibi bir tanesi abilerimizin, Şaban Sayın abim Kıbrıs'ta. Ona da selam olsun. Şöyle canlarım açacağız inşallah. Çok ununu açmayacağız. O zaman hamurlarımız un kokarlar. Sudan çıkarsak bile. İnşallah yırtılmazlar. Allah büyüktü bakalım. Hiç bekletmedim hamurumu canlarım. Sizler bekletse tabii ki daha güzel açılır ama hamuru güzel oldu. Domates, zeytin, peynir, salatalık, börek yeter de her gün ne yapalım. Olsun bakalım, bu da nazarlık olsun. Getir canlarım bu buna. Bunu buradaki masanın üstüne sereceğim. Şöyle en alttakini alayım. Kurumasın nerede? Sizler de böyle yapar mısınız canlarım? Hafta sonları, hafta işleri. Dururken benim gibi kalkar mısınız börek açmaya, yoksa üşenir misiniz? Sizlerin aralarında benim takipçilerimden ne börekler tatlılar açan vardır değil mi? Bence vardır ama üşenenler de vardır. Çünkü bizi dünyanın her yerinden izleniyor. Sadece Türkiye'den değil biliyorsunuz. Her yerde. Her tür insanımızdan var, üşeneni de var, 5 dakikada bir büyük masa hazırlayan da var, ben onu yapacağıma giderim hazır alırım diyen de var. Ama canlarım bizim burada yurt dışında böyle ev su böreğini bulmak çok zor yani. Böyle evdekinin gibi en kaliteli yerde satan da olsa evdekinin tadını bence tutmaz. Hem evdeki bereketli oluyor canlarım benim, biz alışmışık. Dışarıda da ha, dün dışarıdaydık, dışarıda yiyorduk. Her yerin yeri zamanı var, her şeyin. Ama bugün müsait oldum, aklıma da geldi. Yufka açmaya da böyle işleri de ben severim biliyorsunuz. Üşenmem yani. Şöyle
yeterli. Çok da incecik olmayacak be canlarım. Zaten dediğim gibi çok yapsam yapamazdım. O kadar halim gücüm yoktu. Bir tepsicik dedim gene yapayım. Kenarlarını da bastırırım böyle ki aynı kalınlıkta olsun su böreğimiz. Hamur olmasın canlarım. Devam edeyim canlarım, yorulmayın, sıkılmayın. Canlarım, ben hamurlarımı açtım. Şimdi şöyle biraz tavama sıvı yağ koydum, az bir şey. Şuradan da melek babam verdiydi bayganlıken tereyağı. Geçen babam için geldiydim ya. 3 hafta mı, 1 ay mı oldu bilmiyorum. Attıydım onu o zaman dolaba. Peki de daha mı çok oldu, haberim yok canlarım. Çok fazla gala gittiğim için unuttum onu da. Abla. Biraz koydum tavaya. Şöyle şimdi onu koyayım dolusuna da ocağa. Evet, suyum kaynadı. Suyumun da şimdi tuzunu atayım. Soğuk suyumu da canlarım orada ayarladım. Abla kapıma soğuk su koydum. Şimdi bakın bu yağ eriyor ya canlar. Bu hemen sıcakken şöyle tepsimi yağlayalım bundan. Hah, devam edecek. Bir şey etmedim ona. Şöyle de yufkalarımı da alayım. En önce kimden başlayayım? Bismillahirrahmanirrahim. Yırtılırsa sakın gülmeyin beni ama bak. Çabuk çabuk su veriyor, ancak bu kadar oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bana eşim ki nereden çıkarttın abi işe şimdi? Sen hiç yorulmaz mısın? Otur aşağıda. Haberi yok ya, darlanırım diye kakayarım iş etme. Alıyor. Bazen kendi kendime yiyelim. İnsanını da keserim oraya. Bence yırtılmayacak. Yağ döküyor. Zaten altı tane yufka canlarım, ne olurumdu. Ha, buna yapacaktım, bu daha büyük. Fırınımı da açayım.
180 dereceye. Şimdi bakacağım yırtıldılar mı, yırtılmadı mı diye. Bölerim de buraya. Ben alttakini aslında haşlamaylar ama ben haşlarım canlarım, ben öyle darlanırım. Şöyle bir yalayı var. Şöyle görüyorsunuz da. Bunu ben zaten açarken yırttıydım, onun dışında hiç yırtılmadı Allah'a şükür. Yırtılsa da bir şey olmaz, abire seviyorum bunu da ama yırtıldı mı niye? Yine de insan darlanıp yırtılmasa daha iyi olur da. Şöyle canlarım. Değişik menü işte. Şimdi buna bismillahirrahmanirrahim. Çok yağlı yapmayacağım canlarım. Çocuklar yerken dilimler ellerinde. Anne bu çok yağlı, yağa kayalım dendiyle. Bakın canlarım. Öyle de sevmiyle, çok yağlı adamın yüreğini döndürüyor. Unsuz açmak çok önemli canlarım. Elinizden geldiğince su böreklerinizi unsuz açmaya bakın. Hem suyunuz önemli. Şöyle bakın canlar hiç. Bakın. Yırtılma yok. Dört bir tarafı da yufkamızın aynı şekilde kalınlığı eşit. Şöyle fazlalığını ortaya kenarı alacak. Üçüncüde de arasına peynir koyacağım. Şahane oldu vallahi, şahane. Allah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Şimdi peynirini koyayım. Maydanoz koymayalım canlar. Sizler koyabilirsiniz. Bizimkiler sevmiyor çünkü. Peynirimiz de yağlı peynir. Kaşar da buna rendeliyle canlarım ama ben onu sevmiyorum. Niye sevmiyorum? Çünkü bu böreğimiz mesela kalsa sabah kahvaltıya da yeriz da. Ama o oldum içinde böreği sertleştirir. Şunu fazla gelecek diye dilimlemedim. İyi ki de dilimlememişim. Tamam, daha fazla olup da dilimlerken içinden dökülmesin de. Üç tane de suyumuz ısındı canlarım.
tencerede haşladım onu. Çünkü hiç suyunda un yok, tertemiz. Yani 6 tane de ama fazla haşlamazdı. Tamam. Bakın canlar. Geçen bayram çok açtım ama börek tatlı ama bu bayram açamadık. Annemi Nuriye getirdiydim kayınvalideme. Her zaman olmuyor. Bu bayram çalıştıydım. Yapamadıydım. Şimdi bundan gidelim. Bunu Allah nasip ederse. Evet. Ocağımızı da kapattım. Bunun ezeli ocağının biri de şu soğuk su. Soğuk su vurdum ona, yufka kendine gelir. Şimdi bakın canlar, en büyüğünü en üstüne şey yaptım, sakladım ya. Bunu şimdi böyle bakın şu şekilde yaparım ben. Genellikle bazen unutuyorum. Bakın bunu astım ya buradan aşağı. Bunu şimdi elimle şöyle böreğimizin altına doğru seriyorum. Evet canlarım. Ben buralara sizden sonra tabii ki toparladım, sildim, süpürdüm. Böreğimiz de bence pişti. Evet. Mis gibi de koktu canlarım, mis gibi. Şöyle göstereyim size de. Ekrandan soluk görünebilir ama soluk değil. Kamera öyle çekiyor canlarım. Hemen daha deneyelim onu bakalım. Şöyle ortasından bir dilim alayım. Canlarım vallahi çıtır çıtır öldü. Şöyle bakın. Görüyorsunuz kat kat oldu. Çok da güzel.
Bu şekilde. Böreğimiz hazır. Yeğenler, herkese afiyet olsun. Sizler de izlediğiniz için Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum size canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizleri. Hoşça kalın.